Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere ihracatı yüksek, döviz kazancı iyi olan, maliyeti düşük, karlılık oranları iyi olan, gelecekle ilgili 5-10 sene içinde çok daha iyi yerlere gelebilecek bir firmanın analizini yapmak istiyorum. Bu firma arkadaşlar borsada düşerken, yani fiyatlar düşerken yavaş yavaş toplanabilir ve uzun vadede güzel kazançlar yakalayabilirsiniz. Yani bu hisse yatırımlık hisse olacak. Dediğim gibi herhangi bir teknik analiz yapmayacağım. Size destek, direnç, kırılım onları ben çok beni alakadar etmiyor. Ama sizler kendiniz bakarsınız desteğine, direncine. Benim burada amacım şirketi incelemek, analiz etmek. Şirketin güçlü ve zayıf yanlarını size çıkarmak. Hoşunuza giderse de yatırım yapabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman Anatolia Tanı Biyoteknoloji Ürünleri. Ben zaten kendim de böyle biyoteknoloji arkadaşlar, biyokimya alanına yatırım yapmak istiyordum. Ve onunla ilgili şirket arayışım vardı. Yani o sektörde de hissem olsun istiyordum. Ve Anatolia'yı buldum. Şöyle bir baktım biraz arkadaşlar. Güçlü yanları var. Mesela örnek vereyim. Bakın arkadaşlar öz kaynaklar %96. Bu ne anlama geliyor? Bu demek ki arkadaşlar çok güçlü bir finansal yapısı var. Kolay kolay yani çok sıkıntılı bir durum olmadıkça dünya ekonomisinde olsun ya da şirketin patronlarıyla ilgili olsun kolay kolay arkadaşlar batmayacak olan şirketlerden bir tanesi. Çünkü borç yükü altında ezilmemiş. Ve borcun arkadaşlar daha sonra faiziyle birlikte geri ödemesini yapmayacak. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar gelir tablosunda FAVÖK'ten sonra faiz vergi öncesi kârdan sonra faiz giderleri diye bir kalem vardır. Ve sizin borç yükünüz ne kadar yüksek olursa faiz giderinizi o kadar çok olur ve nakit yakmış olursunuz. Burada şirketin arkadaşlar nakit yakmadığını görebiliyoruz o kalemden. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Atıyorum ben size gelir tablosunu açayım. Şirketin güçlü gördüğüm bir diğer yanı bakın arkadaşlar yurt dışı satışlar. Yurt dışı satışların neredeyse 4-5 katı kadar TL bazlı baktığımız zaman. Bu da ne oluyor sevgili dostlar? Döviz kazancı olduğu anlamına geliyor. Yurt dışında da belli bir oranda pazar payı kapabildiği anlamına geliyor. Diğer güçlü gördüğüm yanı ise şu. Düşük maliyetle çalışıyor. Bakın şimdi büyütken arkadaşlar siz ciro olarak 228 milyon satış yapıyorsunuz. Brüt kar olarak da 200 milyon kar yazıyorsunuz. Bu neredeyse %85-%90 arasında bir brüt karlık demek. Maliyetler ise arkadaşlar sadece %10-15 arası demek ki bu Borsa İstanbul'da çoğu şirkette bunu bulamazsınız. Çoğu şirkette arkadaşlar bunu bulamazsınız. Hep düşük kaldıraçla yapılan işlemler olur. Baktığımız zaman şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Faaliyet kârına bakın mesela. 211 milyon faaliyet kârı var. Ve faaliyet kârı arkadaşlar sürekli kâr yazabilen bir firma. Baktığın zaman. 2019'dan sonra ise hızlı bir atak yaparak bayağı bir kârlık oranlarını da arttırmış durumda. Şöyle bakıyoruz. Bu yıl ilk 9 ayda 311 milyon kâr yazmış. Bunlar şirketin benim gördüğüm güçlü yanları. Rasyonel hesap usulüne de bakalım. Mesela cari likitte ve nakit oran. Bunlar arkadaşlar şirketin sağlıklı olup olmaması ile ilgili oran. Bu oranların da gayet fazla sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Kaldıraç oranının 4 olduğunu görebiliyoruz. Yani kaldıraç riski yok. Yani öz kaynakların güçlü olduğunu görebiliyoruz. Bu kaldıraç oranı yükselirse arkadaşlar işte 70, 80, 90 o zaman şirketin sağlıksız olduğu anlamına geliyor. Baktığımızda karlılık oranlarına bakın mesela %88, 86 bakıyorsunuz net kar marjı. Hepsi arkadaşlar marj olarak çok yüksek seviyelerde. ROIC ise yatırımın verdiği karlılık. Yatırım karlı. Ve sizin yaptığınız yatırımlardan ettiğiniz karlılık fena seviyede değil. Ve öz kaynak karlılığı da sevgili dostlar buradaki kalem anlamda. Ben size hep ne diyordum öz kaynak karlılığında? Düşük öz kaynaklı şirketlerde çıkan yüksek rakamlar bizim için çok önemli değildir. Nedeni şudur. Atıyorum sizler 100 milyarlık bir şirketsiniz. Öz kaynaklarınız 10 milyar. Daha sonra gidiyorsunuz arkadaşlar. 10 milyarlık kar ediyorsunuz. Bakın 100 milyar şirketsiniz. 90 milyar borcunuz var. 10 milyar öz kaynak var. Ve sizler 10 milyar net kar ediyorsunuz. Öz kaynak karlı mesela %100 çıkıyor. Ama bu çok anlamlı değil. Neden anlamlı değil? Çünkü öz kaynaklarınız çok düşük bir seviyede. Yani o çok düşük bir seviyenin orantısını almak çok şey değil. Mantıklı değil. Ama şöyle baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, öz kaynakları kuvvetli olan yani %96 oranında olan bir şirketin %95, %80, yüzde işte 200 oranlarında öz kaynak karlılığı yakalaması gayet anlamlı bir sonuca tekabül ediyor. Şöyle bilançoya baktığımız zaman sevgili dostlar, bakın şimdi şirketin nakit büyümesinin olduğunu görebiliyoruz. Bakın nakit büyümesi önemli. Şundan 2 sene önce 2 milyon nakdi varken 900 bin,
300 milyonlara, 500 milyonlara kadar çıktığını görebiliyoruz. Peki hisse başı nakit ne işe yarar? Hisse başı nakit sevgili dostlar, bu şirket her hisse başı üretilen bir birimlik nakit için ister temettü dağıtır, ister şirketi kurur, gelecek dönemlerle ilgili karşılık ayırır, ister dediğimiz gibi temettü dağıtır. İşte bunlarla ilgili ister yeni yatırımlar yapar, bunlarla ilgili önemli kalem anlamına geliyor nakit ve benzerleri. Şirketin hisse başı nakit üretiminin gücünü görebiliyoruz burada. Şimdi net çalışma sermayesine bakalım. Kısa vadeli borçlar sadece 24 milyon ve bu hiçbir şey. Bakın dönem varlıklar 608 milyonken kısa vade borcun 24 milyon olması hiçbir şey. Net çalışma sermayesinde NCS'nin de pozitif olduğunu ben buradan görebiliyorum. Uzun vadeli yabancı yükümlülükler zaten yok gibi bir şey. 8 milyonluk bir uzun vadeli borcu varmış. Çok emin değil ve 782 milyonluk devasa bir öz kaynak var. Gördüğünüz gibi. Yani şirketin mali olarak hiçbir sıkıntısı yok. Baktığımız zaman da yurt dışında bir pazar payı belli bir seviyeye getirmiş. Daha da büyüyebilir. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Düşük şeyle çalışıyor, maliyetle çalışıyor ve bu da karlılık oranının yüksek olduğu anlamına geliyor. Ve karlılık oranı yüksekse hem hisse başı nakit hem de hisse başı kârın arttığı anlamına geliyor. Mesela bakın ben size ne dedim? Kısmen temettü dağıtabilir. Gördüğünüz gibi bakın ayın 5. ayda ve 8. ayda aynı yıl içinde 2 kere temettü vermiş mesela şirket. Dağıtılan temettü 300 milyona gelmiş. Hani bunlar önemli şeyler. Bunlar neden önemli? Çünkü hisse başı arkadaşlar şirket bu şurada görmüştük 4 küsür lira nakit kar üretmiş. Her şu an hisse başında 3 lira nakdi var mesela. Son bilançonun gelmesiyle itibaren. Bunlar değerli şeyler ve arkadaşlar bu tarz şirketlere baktığınız zaman ya bunlar benim hassas olduğum konular. Mesela bazı arkadaşlar şuna bakabiliyor. İşte maliyetini yüksek olması bazen bazıları için önemli olmayabiliyor. Bazıları için karlılık oranının düşük olması önemli olabiliyor. Ama benim için onlar arkadaşlar daha önemli. Yani ben onları düşük olmasını sevmem. Öz kaynakların kuvvetli olmasını severim. Çünkü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sürekli kur krizi yaşanır. Ve bunlar da şirketin arkadaşlar ayağını kaydırabilecek kadar büyük bir sorundur. Hani burada bizim için önemli olan borç yükümüzün çok yüksek olmaması, maliyetimizin düşük ve karlı bir iş yapmamız. Mesela bazı ürünler vardır. Mesela en basitinden hepinizin aklına kalabileceği gibi sigara örneği vereyim. Mesela arkadaşlar bir sigara 30 lira alırken zannediyor musunuz ki tekeller bunu 10 lira maliyetle alıyor da 20 lira kar ediyor? Alıyordur en fazla size söyleyeyim tanesi 28-28,5 lira. Her 30 lirada en fazla 1-1,5 lira kar ediyordur. Bu da karlılık oranının %5 anlamına geliyor. Baktığın zaman. Hani yüzde, özür diliyorum, %15 anlamına geliyor. Hani %15 karlılık demek yani çok daha yüksek bir karlılık anlamına gelmiyor. Ve bu sadece içinden alış fiyatın çıkmış hali. Tabii ki de o karlılığın içinde o şirketin kirası var, stopajı var, elektriği var, giderleri var. Ve karlılık oranları iyice erimeye başlıyor. O yüzden düşük maliyette çalışmak benim için şirketlerde önemli bir kriter. Mesela son olarak da şeye bakalım. Antalya'ya. Ne yapıyormuş, ne ediyormuş ona bakalım. Mesela cihazlarına bakalım, kitlere bakalım. Nükleer atik izolasyon, mikrobiyoloji paneli, genetik hastalıklar, işte gıda paneli, GDO ürünlerle de ilgili. Yani envai çeşit arkadaşlar kitleri üretiyorlar. Cihazları var. Nükleer asit izolasyon cihazları, real time PCR cihazları, manuel manyetik boncuklu nükleer asit izolasyon sistemi. Bunları arkadaşlar kendiniz böyle detaylı inceleyebilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmayacağım, sizleri sıkmayacağım. İşte siz zaten Antolia Gameworks, siz Antolia diye yazarsanız Google'a şirketin şeyi bulursunuz, hissesini bulursunuz ve böylece eğer finans alanında benim anlattıklarımdan sonra yaptığı işle sizin kafanıza yatarsa dediğim gibi borsa düşerken hisse düşerken yavaş yavaş toplanabilir. Ben burada bunu alın bir hafta sonra işte her gün tavan atacak gibi bir durum söz konusu değil. Bazen bildiğiniz gibi çoğunlukla da teknik analize bakmam. Önemli olan yatırım yapılabilir. Ucuz fiyatlara geldiği zaman yatırım yapabilir şirketleri bulmak. Hani benim amacım bu. Ben de sizlere onları göstermek istedim. Umarım video size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, bildirmeye basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Videoya ve kanala destek olmak isterseniz de katıl butonuna katılabilir ve süper teşekkürlerden destek olabilirsiniz. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.